Pop müziğin sessiz kraliçesi Candan Erçetin yıllar sonra röportaj verdi. Sözleri ise genç meslektaşlarına tokat niteliğindeydi. İşte Candan Erçetin'in gündem yaratacak açıklamaları. Sonra ilk kez konuştu, bombaları ard arda patlattı. Biraz erken davranan kişi. Pop müziğin kraliçesi Candan Erçetin genç meslektaşlarına nasıl mesaj yolladı? Artık dünyada da star şarkı da star şarkıcı da çıkmamaya başladı. Bu sözler kime? 90'ların hangi starlarına? Evet, o 90'ların şöhret algısı bitti. Kulağımızın pasını silmek için yavru vatan Kıbrıs'a gidiyoruz. Candan Erçetin tüm asaletiyle süzülüyor sahnede. Candan Erçetin'i bize tanıştıran ilk şarkıyı hatırlıyor musunuz? Candan Erçetin ilk şarkısını yayınlayalı tam 29 sene olmuş. O gün bugündür magazinden hep uzak durdu. Çok fazla röportaj vermedi ama bugün bir ilk yaşanacak. Candan Hanım, iyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar, teşekkürler. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz, biz de teşekkürler. Tam bir Kıbrıs hayranı Candan Erçetin. Buradaki yerel halk da sizi çok seviyor. Konseriniz de full, şimdi de yine dolu. Neler söyleyeceksiniz? Ben buralıyım ama, onlar biliyor. 90'lar denince akla gelen ilk kadın şarkıcılardan biri Candan Erçetin. Müzikte dünya geneline baktığım zaman, evet, o 90'ların şöhret algısı bitti aslında. Bu beni mesela çok rahatsız etmeyen bir şey. Ben hiçbir zaman şöhret olmak benim için çok cazip olmadı. Şarkı söylemek çok cazip oldu. Candan Erçetin öyle bir laf ediyor ki genç meslektaşlarının yüzüne tokat gibi çarpacak cinsten. Artık dünyada da star şarkı da star şarkıcı da çıkmamaya başladı. Epeydir bu böyle. Evet. Bu sözün meali, starlar bizim dönemimizde kaldı. Artık sahnede star yok demek. Değişiyoruz, bir şey oluyor. Dönüşeceğiz. Müzik her zaman insan hayatında olacak. Yani dinleyicinin de, müzisyenin de. Yani müzik ortadan yok olmayacak ama dinleme şekillerimiz değişecek. Son yıllarda bir rap modası var biliyorsunuz. Popçular düşüşte, rapçiler yükselişte. Biraz erken davranan kişi. Rap ben çok seviyorum bu arada. Dinlemeyi de seviyorum. Yani 90'larda özellikle Almanya'daki Türklerin yaptığı rapleri çok dinlerdim. Ben 2004'te Cezayir'de bir rap yaptım. Şimdi yaptığımı bir daha yapmak olmaz. Şef Dilara'nın en büyük hayalini gerçekleştirdiği restoran açılışına hep birlikte gidiyoruz. Bir hayal daha gerçek oldu. Master Şef Dilara İtalyan restoranı açtı. Yine gurur duyduğumuz bir gün. Yarışmada aralara açılan Sergen, Dilara'nın açılışında ne söyledi? Çok Alba iyiydi. Mı? Alba tekerde yapıyor. Bir hayal daha gerçek oldu. Master Şef yarışmacılarından Dilara kendi restoranını açtı. Şu sıralar Japonya sokaklarını turluyor. Ama Japonya öncesi Dilara'nın açılışına katıldı. Tahsin, açılışa geldi, tezgah geçti. Öyle. Arkadaşımızın yeri bizim yerimiz sayılır. Şefler geldi, siparişler artınca mecbur içeride olmamız gerekiyor. Kapağını alayım mı bunun abla? Sadece Tahsin değil, Mehmet Şef ve diğer Master Şef yarışmacıları da yalnız bırakmadı Dilara'yı bu mutlu gününde. Evet, bir açılış daha. Evet, Dilara'da bir açılış daha, yine gurur duyduğumuz bir gün. Yani öğrencilerimiz böyle hepsi bir mekan açtığında biz daha çok gururlanıyoruz. Aslında emeklerimizin karşılığını görüyoruz. Arkadaşlar yardım içindir. Bu kadar Master Chef'e bulunduk. Hepimiz güzel güzel yemekler yaptık. Artık burada da kendi dükkanlarımızda da gelen arkadaşlarımızın hepsini yardım alabiliriz. Hepsi şef. O yüzden problem yok. Dilara İtalyan restoranı açtı ama Batuhan dondurmacı ya da sorbeci açmasını bekliyordu. Dilara biliyorsun sorbe ve dondurmayı çok sevdiği için çok bekliyorsun. Bir dondurmacı veya bir sorbeci bekliyorum. Pilav da gelir. Efendim?
O da gelir, pilav da gelir. Fark etmez. Hepsinde de kaşık attırırız. Sıkıntı yok. Bravo. Biraz kızdırmak için mi gelmiş arkadaşlar? Yok ya. Onlar takılıyor. Biz birbirimize takılıyoruz. Bir şey yok. Takılıyoruz şu an. Mehmet Şef'ten herkesi mutlu edecek pratik bir fikir geldi. Şimdi burası zaten İtalyan restoranı olacağı için İtalyan'ın da dondurmaları meşhurdur. Zaten menüye 1-2 tane kendi menüsüne koyacaktır ve çok da keyifli yaptı. Dondurmaları ve sorbeleri keyifli yedik. Bence Batuhan evet. Şu anda iyi bir şey yaptı. Portaj. Bence menüye iki verdim. Çeşitte harika el yapımı gelato bekliyoruz. Evet. Bravo peşin. Başarılar. Tahsin ve son dönemde aralarının açıldığı Sergen de açılışta Dinara'yı yalnız bırakmadı. Kardeşimizin çok dükkanına geldik. Gayet keyifliyiz. Biliyoruz ki öğrencilerden her hafta, her ay biri bir dükkan açıyor. O yüzden bizim de şeyimiz yerinde. Umarım karşılığını bulur. Umarım müşterisini bulur, kitlesini bulur. Ki çok da güzel bir yerde Suadiye'de. Tabii bizim yarışmacıların hepsi dükkan açtıkça mutlu oluyoruz. Hepsinin Allah birini bin etsin. Çok mutluyuz. Acayip güzel makarnalar var. Güzel. Ben lezzetleri nasıl buldunuz? Çok iyi. Mükemmel. Ben bir ara mutfağa girdim hatta. Bol tostu da yedim. Çok da keyifli. Ellerine sağlık. Tuz sorunu da çözmüş. Tuz sorunu da çözmüş. Gayet güzeldi her şey. Metin yemeklerden önce mekana hayran kaldı. Abi Dilara bence bizim aramızdaki en güzel dükkan açtı şu. Şaheser gibi dükkan yaptı valla. Makarna severiz. Yiyecek yerde yoktu İstanbul'da. Artık bol bol geleceğiz. Metin'in de kavurmacı dükkanı var. Yeni dükkanlar yoldaymış. Bir tane Bağdat Caddesi, bir tane de Beşiktaş geliyor şimdi. Bu yıl içerisinde 3. yani 5 dükkan olacak. Başlıyoruz yavaş yavaş. Ayaz da arkadaşını yalnız bırakmadı açılışta. Biz geldik makarna yemeye abi. Dilara çok güzel bir makarnacı açtı. Yani Dilara'nın zaten makarnada ondan sonra İtalyan mutfağında çok iyi olduğunu biliyorduk. Bunu da insanlara sunması bizi mutlu etti. Artık bizim bir makarnacımız var. Batuhan her zamanki gibi muzip beleş yemek derdinde. Hep böyle bedava yemek istiyordum. Her yerde dükkanımız var. Nereye gitsek bedava yiyoruz. Çok güzel oldu. Dilara'nın da eli lezzetli bir arkadaşımız. Ne yapsa güzel oldu zaten. Bir makarnacı eksikti bünyemizde. Bir makarnacı olması güzel oldu. Komedyen Doğu Demirkol'un şovuna ünlü isimler akın etti. Yapılan açıklamalarsa şok eden cinstendi. Tolga Güleç meslektaşlarını neden bombaladı? Öznur Serçeler ise Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in set aşkını anlattı. Olaylar, olaylar. Olay. Açıklamalar olay yaratır. Daha iyi gelmesinler. Bu açıklamalar kavga çıkarır. Etek benim için vazgeçilmez arkadaşlar. Giyin, herkes giysin. Tolga Güleç neden açtı ağzını, yumdu gözünü? Hocalarımı beğendiniz mi? Ünlü isimleri neden yerden yere vurdu? Memelerim biraz sarkıyor, onları biraz küçültmek zorundayım. Levent Kırca'nın kızı Ayşe ile aşk yaşayan Doğu Demirkol neden geri vites yaptı? Ne zaman evleneceğiz diye sorup durmuyor. Yalı Çapkını setinde neler dönüyor? Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı dizi çekimlerini nasıl etkiliyor? Böyle pat diye olacak bir şey değil. Ünlü komedyen Doğu Demirkol'un stand-up gösterisindeyiz. Ben paylaşım yapmadan dolmuş oluyor. Son anda paylaşım yapıyorum. Zaten bitmiş oluyor. Eşimiz, dostumuz, akrabamız gelemedi ilgiden dolayı. Eş, dost, akraba gelemedi diye dert yanacakken geçmiş geliyor aklına birden. Daha iyi gelmesinler. Biz evde bedava şaka yaparken dinlemiyorlardı daha. Şimdi mi gelecekler? Geçtiğimiz günlerde rapçi Sefo'nun bir açıklaması manşetlere çıkmıştı. Etek giyme olayını nasıl kadınlara kaptırdık diye dert yanıyordu. Yani herkesin giydiğine kimsenin karışmaya bir aklı yoktur diye düşünüyorum ben. Özgürlüğü bitir. Şobayan şu şekilde giyinir, şu şekilde giyinir demek istiyorum. Hatırladınız mı bu cümleleri? Herkesin hayatına kimse karışamaz. Ha nasıl karışamaz? Ben bu şekil giyinirim. Bu bayağı şu şekil giyinir, şu şekil giyinir. Ha hiç kimse kimseye karışmaya bir hakkı yok. Özgürlüğü bitir. Bence etek giymek isteyen giyer. Bir zaman önceden şey vardı yani, seni etek giydirir dolaştırır gibi bir tehdit vardı o. Şu anda tehdit unsurunu yitirdi o olay. Sohbet koyulaşırken Doğu Demirkol'un kolyesi dikkatimizi çekiyor. Levent Kırca'nın kızı Ayşe ile aşk yaşayan Doğu Demirkol, sevdiceğinin adının baş harfini boynuna asmış.
Nasıl gidiyor? En son evlilik teklifi bekliyor galiba. Şaka yapıyor ya. Öyle çok beklenti içerisinde değil sürekli dakikalık. Hani ne zaman evleneceğiz diye sorup durmuyor. Doğu Demirkol ağırdan alıyor galiba. Öyle akışındayız. Aileden tanıştın mı peki Doğu? Ben zaten ailesini tanıyorum. Herkes tanımış. Hayır, tanıştık. O da benim anne babamla tanıştı. Çok iyi anlaşıyorlar. Yani aileler nezdinde de mutluyuz ama hani öyle bir net bir tarih, bir adı konmuş bir şey yok ama hani geyik de yapmıyoruz neticede. Öylesine de takılınacak yaşa da geçtik. Hayırlısı bakalım. Doğu Demirkol'un şovunda bildik bir yüz görüyoruz kalabalıkta. Öyle bir geçer zaman ki dizisinin devrimci Ahmet'i olarak tanıdık onu. Hayır. Şimdilerde ise setten sete koşuyor Tolga Güleç. Sinema filmlerim var. İki tane vizyona girdi. Bir tane dijital platforma girdi. Onların PR'ları, onların şeyleri falan. İki tane dizi var yine dijital platformda. Tolga Güleç konuya hızlı giriyor ve Sefo'yu tiye alıyor. Konumuz yine etek mevzu. Ben de etekle geldim. Yani. Evet yani etek benim için vazgeçilmez arkadaşlar. Giyin, herkes giysin. Bir de magazin dünyasının ünlü beyleri arasında yayılan oje akımı var bildiğiniz gibi. Güleç oje olayını da es geçmiyor. Kendisi üzerinden oje süren meslektaşlarıyla dalga geçiyor. Ojelerimi beğendiniz mi? Mükemmel. Bir de ben estetik yaptırıyorlar ertesi. Estetik de var. Burnumu kaldırttırdım. Dudaklarımda botoks var gördüğünüz üzere. Ben seviyorum yani. Özellikle Gökhan Özen'den sonra bir furya. Ben asla karşı Rafet Erroman olsun, Gökhan Özen olsun. Bunlara katılıyorum sonuna kadar. Oje süren erkeklerin de her zaman yanındayız. Olmalı, yapılmalı. Herkes özgür bu ülkede. Yani bana da çok tepki geliyor sürme diye ama sürmeden çıkamıyorum yani. Maşallah Tolga Güleç bizden daha hakim magazin gündemine. Eteği ojeyi unutmadığı gibi estetik konusunu da unutmuyor. Yine kendi üzerinden Rafet Elroman'la Gökhan Özen'i vuruyor ardı arda. Vücudunda değiştirdiğiniz bir yer var mı? Var memelerim. Memelerim biraz sarkıyor, onları biraz küçülttürmek zorundayım.